380 miligram su. Biraz daha. Değerli arkadaşlar, merhaba. Zorunlu ev konforunu yaşadığımız şu sıkıntılı günleri tez zamanda atlatmayı Rabbimizden niyaz ediyoruz. Böyle sıkıntılı günlerin önemine binaen ekmek yapımı tarifi videosu çekmek istedik. Faydalı olmak adına. Ev yapımı ekmek videomuzun aynı zamanda kendi ekmeğini kendin yap teşvik videosu olmasını temenni ediyoruz. Fakat şunu da ifade etmek gerekirse, bu bizim ekmek yapım tarzımız ve bize en kolay gelen şekli ile böyle. Profların affına mağruren. Arkadaşlar, yıl 2013. İnternetten izlediğimiz videolar neticesinde ilk işimiz iyi bir ekmek pişirme makinesi almak oldu. Daha sonra yine internetten ekmek nasıl yapılır videolarını izlemeye başladık. Zira daha önce böyle bir tecrübe ve bilgimiz yoktu. Fakat o kadar teknik bilgiler veriliyor ki, yani verilen tarifler halk dili tabirinde olmuyordu. Aynen zor okunan ve zor anlaşılan doktor yazıları gibiydi. Biz de karar verdik, deneme yanılma usulü ile bu işi yapmaya. İlk zamanlarda ölçüyü tutturamadığımız için kimi zaman makineden dışarı hamur taştı, kimi zaman suyu, kimi zaman unu fazla geldi. Bunların sonucunda bir türlü istediğimiz ekmeği elde edemiyorduk. Yine internetten baktığımızda bazıları diyor, şunu şu kadar karıştır, şunları aynı anda karıştırma. Yine bazıları hayır, kesinlikle onları bir arada karıştırma. Günlerce süren araştırmalarım neticesinde çıkardığım sonuç, un ve su kesinlikle aynı ölçüde olmalıydı. Su ölçeği vardı fakat un için maalesef bir ölçek bulamadık. Çünkü unu bir kap içerisine aldığımızda bunu yavaşça dökerseniz, misal 100 gram gelirken unu hızlıca bıraktığınızda ise aynı kap bu sefer 150 gram ağırlığına ulaşıyordu. Bunun çözümünü ise her ekmek yapımı esnasında unu tartmakta bulduk. Yani hamurun kıvamı tam olunca makinede ekmek pişirmek hem kolaylaştı hem iyi bir netice almanın mutluluğunu yaşadık. Aklınızda olsun, makinede ekmek pişirmenin püf noktası un ve suyun aynı ölçüde olması şart. Bazı arkadaşlar şöyle diyebilir, ya ne var bunda? Mayalı hamuru koy bir tepsiye, at fırına. İşte ekmek makinesinde bu maalesef böyle olmuyor. Tepsi, tava, tencerede göz kararı yaptığınız işlemleri bunun sonucunda istediği kadar kabarsın, sorun yok. Ama makinede biraz fazla kabarıp taşarsa çok önemli sorunlar çıkabildiği gibi Allah korusun yangına bile sebep olabiliyor. Şimdi geçelim ekmek yapımı tarifimize. 1 kiloluk ekmek için bizim ölçümüz 380 miligram su. Bu suyu ılık yapıyoruz. Şu an gördüğümüz gibi tartımız sıfır konumunda. Kabımızın darasını öğrendikten sonra ...609. Biz bunun üzerine 700 gram un ilave edeceğiz. Yani 380 miligram suya 700 gram
un ilave edeceğiz. Bu arada makinamız da 1 kiloluk ekmek yapmaya müsait. Evet, unumuzu kabımıza dolduralım. Evet, daramız 609'du. Üzerine 700 gram un ilave edince 309 gram olması gerekiyor. Biraz daha. Fazla oldu, alıyoruz. Evet, 309, 310. Yani, evet. Evet, 380 miligram suya koyacağımız un miktarı hazır. Şimdi sırada hazır mayayı ekmek yapılacak kutunun içine döküyoruz. Bizim ölçümüz bu. 1 kiloluk ekmek yapımı için bu poşet ölçü olarak hazırlanmış. Şu 80 miligram suyumuzu döküyoruz. Ha, evet, zeytinyağımızı alalım. Şimdi ben kamerayı eşime teslim ediyorum. Buyurun, sizi böyle alalım. Evet, şimdi biz göz kararı biraz yağ ilave ediyoruz. Biz bunu, bir ölçüsü yok bunun. Aşağı yukarı bir fincan, yarım fincan kadar ayçiçek yağı döküyoruz. Maya ile birlikte suyun içinde mayamızı iyice çözülmesini sağlıyoruz. Evet. Mayamız, suyumuz ve yağımız şu an hazır. Sıra geldi unumuzu dökmeye. Evet, 380 miligram suyumuz, 700 gram unumuz karıştırılmak üzere hazır. Dediğim gibi bazıları öyle diyor, bazıları böyle diyor dediğim, kimisi tuzu şu anda at diyor. Kimisi mayanın içine atsan da bir şey olmaz diyor. Fakat bizim aklımızın kestiği tuzu mayayla bir araya getirmemek. Bunun için burada şu kadar bir ölçekte tuzu unun üstüne atıyoruz. Yani az önce mayayla suyla birlikte onları bir araya getirmedik. Yani tuzun mayayı kesebileceğini söylüyorlar. Biz de onu uygun gördük. Maya ve suyun içine tuzu koymuyoruz. Unun içinde böyle birazcık onu dolandırıp karıştırıp evet. Şimdi artık suyla buluşmasını sağlıyoruz. Yani şöyle gülmüşsün diye biraz eğiyorum. Aslında bu andan itibaren bu karıştırma işini makine de yapabiliyor. Fakat biz makineye kolaylık olsun diye biraz böyle kaşık yardımıyla, tahta kaşık yardımıyla biraz hamurumuzu yediriyoruz. Aslında bu işlemi makine kendisi de yapabiliyor.
Evet, hamurumuzu bu şekilde kıvama getirdikten sonra makinenin içine bırakıyoruz. Şimdi makinemizin fişini taktığımız zaman ekranda böyle bir görüntü oluyor. Bizim ayarımız burada çeşitli ayarlar olsa da biz deneme yanılma usulüyle 5 numarayı tercih ettik. 5 numara hızlı buğday ekmeği. Bunun da saati saat 21 dakika. Evet. Evet, hamurumuzun haznesi burası. Görmüş olduğunuz gibi bunun etrafında bilmeyenler için söylüyorum. Rezistans var. İşte bunun ölçüsünü tutturamadığınız zaman hamur kabarıp bu rezistansın üzerine akıyor ve yanmaya sebep olabiliyor. Evet. Hamur teknemizi bu şekilde makinenin içine yerleştiriyoruz. Bunun böyle bir çok sert bir kilitlenme olayı var. Ona dikkat ediyoruz. Ve kapatıyoruz. Sıra geldi startı vermeye. Evet. Yani bu kapak açık kapalı fark etmiyor. İstediğiniz zaman içine bakabiliyorsunuz. Sadece en son yarım saat kala kapağı açmamak lazım. Çünkü artık o pişme evresine giriyor. Bundan sonrası makineye ait. Bizim görevimiz tamamlandı. Artık pişinceye kadar biz bir şey yapmıyoruz derken sadece bir 15 dakika sonra sinyal veriyor. İçine karıştıracağınız zeytin, ay çekirdeği veyahut da benzeri şeyler, baharatlar koyabilmeniz için 15 dakika sonra sinyal verip size haber ediyor. Bu da ayrı bir özellik. Aynen eski merdaneli çamaşır makineleri gibi. Şimdi birazdan daha da hızlanacak. Evet. Hızlı karma moduna geçti. Eğer tahta karışıktan baştan karıştırmamış olsaydık yağlı olmasından dolayı hemen bu kıvama gelemiyordu. Yani hamurumuz bir sağa bir sola kayabiliyordu. Biz onu kıvama getirip bu durumdan kurtarmış oluyoruz. Evet, geldim. Efendim. Evet. Yani şu anda demek istiyor ki içine karıştıracağınız bir şey varsa zeytin, ay çekirdeği, çeşitli baharatlar bunları şu an içime atabilirsiniz diyor. Bunun için sinyal verdi. Biz de koşa koşa geldik. Ama önceden karıştırıyorduk. Şimdi keyfe bağlı koymuyoruz. Evet. Bir de bunun 1,5 saatlik bir mayalanma süreci olacak. 1,5 saatten sonraki zaman pişirme zamanı. O 1,5 saatlik zaman ise mayalanma zamanı. Toplam 2 saat 20 dakika. Evet. Baktık ki biz bir şey ilave etmiyoruz. Tekrar merdane dönmeye başladı. Bu arada biz unumuzu F
Fethiye'de değirmenden alıyoruz. Değirmenin kendi üretmiş olduğu, çekmiş olduğu undan alıyoruz. Böyle 10 kilo, 15 kilo zaman zaman duruma göre. Bu arada şunu da belirteyim. Burada birçok çeşitli programlar var, ayarlar var. Bunlardan bir tanesi de bu ekmeğin kızarma miktarı. Yukarıda az kızarıyor, ortada normal, daha aşağıda daha çok kızarıyor. Ve biraz böyle kıtır dediğimiz tarzda oluyor. Diğer makineyi önceden kurup saatini, zamanını ayarlayıp işte şu saatte çalış, bu saatte ekmeği yapmaya başla gibi programlar var. Biz bunları kullanmıyoruz. Arkadaşlar, şimdi hamurumuz uyku modunda, yani mayalanıyor. Daha pişmeye geçmedi. Hamurumuz uyuduğu için biz de sessiz konuşuyoruz. Daha pişmeye geçmesi için bir 15 dakikası var. 1,5 saatlik bir mayalanma süreci. Yarım saatte, yani 1,5 saatten fazla mayalanma süreci. Diğer kalan, geri kalan zamanda da pişme sürecine geçiyor. Evet, sana iyi uykular. Piştiğinde bize sinyal ver, değil mi? Kalan süreyi görüyoruz. 1 saat 24 dakika kalmış. Şu an ne yapıyor diye bir bakalım. Evet, kabarmaya başlamış hamurumuz. Şu an mayalanma safhasında. Arkadaşlar, bu ekmek makinesinin en büyük tasarrufu son yarım saat kala, 25 dakika kala reistansın yanmaya başlaması ve ekmeği pişirmeye geçmesi. Son yarım saat içinde oluyor. Bu açıdan çok tasarruflu bir ekmek makinesi veyahut da ekmek makinelerinin süreleri böyle. Diğer büyük fırınları yakmaktan çok daha elverişli ve tasarruflu. Son 55 dakika tekrar bakıyoruz. Evet, hamurumuz tam kıvamında ve kabarmış. Şimdi artık ufak ufak sıcaklık geliyor içinden. Ama tabii tam kızarma sıcaklığı değil bu. Şimdi bir 10-15 dakika sonra kızarması için gerçek sıcaklık başlayacak. Hadi bakalım. Şimdi 36. dakikadayız ve artık makinemiz baya baya ısındı, pişme moduna geçti. Artık bu saatten sonra açmamak lazım ama biz konuyu anlatmak, göstermek açısından çok az bir süre açıyoruz. Evet, maşallah, hemen kapatıyoruz ki güzel güzel kızarsın. Saatimiz sıfırlandı. Ekmeğimiz hazır. Yavaşça kapağımızı açıyoruz. Maşallah. Evet. Hafif kızarma olayı bu. Daha çok kızarmasını istediğimiz zaman az önce söylediğim gibi bu orta ayara getiriyoruz. Evet. Nasıl görünüyor sevgili eşim? Mis gibi kokuyor. Evet. Yani bunu akşamdan programladığınız zaman sabah ekmek kokusuyla yatağınızdan kalkıyorsunuz. Ama biz bunu emniyet açısından pek uygun görmediğimiz için cihazın yanındayken ekmeklerimizi yapmaya çalışıyoruz. Veya biz ayaktayken, uyanıkken ekmeğimizi yapıyoruz. Şimdi bir 5-6 dakika kadar daha makinenin kendi sıcaklığı ile ekmeğimiz makinede dinlensin. İçindeki sıcaklık boşa gitmesin. Ekmeğimiz biraz daha ısınsın. Ondan sonra çıkartıyoruz.
Bu arada şayet 10 dakikadan daha fazla kalırsa, makinenin içinde uzun süre ekmeğimiz kalırsa, ekmek terleme yapıyor ve bir ıslanma söz konusu oluyor. Onun için fazla bekletmeden bir 5-6 dakika içinde makineden çıkartıyoruz. Evet, makinamızın fişini çekmiştik önceden. Tekrar bakıyoruz. Ekmeğimiz ılındı. Evet, şimdi yavaşça ekmeğimizi haznesinden alıyoruz. Evet. Evet, ekmeğimiz şekilde görüldüğü gibi kullanıma hazır. Yerinden çıkartalım bunu. Evet. Tabii kelebek şu an altında kaldı. Onu daha sonra kestiğimizde çıkartıyoruz. Yani ekmeği, hamuru karıştıran, mevdane vazifesini gören kelebek dediğimiz parça ekmeğin içinde. Evet, nasıl kokuyor? Mis gibi kokuyor. Evet. Ellerimize sağlık mı? Ellerimize sağlık. Evet. Afiyet olsun. Yine de afiyet olsun. Evet. Ayrıca dilimlenmiş halini de çekelim, gösterelim. İşlem bu kadar. Evet, bir de dilimlenmiş halini görelim. Gayet yumuşak. Evet, görüyorsunuz. Şu an tabii biraz daha dinlenmesi lazım. Ben esnekliğini, yumuşaklığını göstereyim. Evet. Manyas peyniri gibi maşallah. Gayet güzel. Evet. Mutlu final. İlk başlarda belirttiğim gibi bizim ekmek yapım tarzımız kendimize has şekliyle böyle. Çok daha fazla profesyonelce yapanlar var. Farklı formatlarda yapanlar var. Ne demişler? Her yiğidin ekmek yapışı farklıdır. O değişikti de ben bu şekilde değiştirmiş oldum. Bizim elimizden gelen ekmek yapımı bu şekilde, ekmek makinesiyle. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz.